Ne işiniz var burada? Seni arıyoruz. Asıl senin ne işin var? Nalan. Sedat. Sedat içeri gir. Konuşacağım abi ya. Ya konuşacak bir şey mi kaldı? Abi. Ben konuşurum onunla. Gir içeri. Sedat gir. Üstünü başını giysin sonra konağa gelin. Ben de geleceğim. Tamam. Sen ne duruyorsun burada? İpek misin nesin? Hadi git giy. Sen yürü git. Giyin konuşacağız. Hadi. Pes. İyi misin? İyiyim canım, merak etme. Canım bak çok sakin görünüyorsun. İyi olduğuna emin misin? Nalan. İyiyim ben, merak etmeyin. Kaldı ki siz niye bu kadar şaşırdınız ki? Ben şahsen hiç şaşırmadım. Buraya gelirken neyle karşılaşacağımı gayet iyi biliyordum. Muzucuğum, benim için üzülmene gerek yok. Bence şu an acınacak halde olan ben değilim. Ben de sizinle geleyim. Biraz konuşuruz. Bence şu an kardeşinin yanında ol. Onun sana daha çok ihtiyacı var. Hadi bu asansör gelmeyecek, yürüyelim. Ömür hayatımda senin gibisini görmedim. Ne yapıyorsun ya? Geç şunu lan!
Bundan sonra da Nara senin affeder. Affetmesin zaten ya. Bunu kim ne yapsın? Bağırma. Ya sen ne biçim bir manyaksın ya? İki dakika rahat duramadın. Ya. Asistanla yapma. Yeter ya. Halledeceğim diyorum. Halledeceğim diyorum. Gidin. Ben gideceğim, her şeyi düzelteceğim. Tamam, halledeceğim diyor ya. Konuşacağım ben adamla. Ya neyi halledeceksin acaba? Hadi eve gidiyoruz hadi. Abi olmaz. Benim gidip konuşmam lazım Nalan'la, olmaz. Ya Serhat kes. Bu gece Nalan'dan uzak duracaksın. Tek bir söz duymak istemiyorum. Hadi eve. Van'a gidiyoruz değil mi? Hı hı. Hayri arıyor, merak etti herhalde. Açayım mı? Mesaj at. Söyle beni aramaz. Bu akşam ne kimseyle konuşmak ne de kimseyi görmek istiyorum. Ya insan bir haber eder, şat diyeceğim Nalan ya. Ne oldu, ne bitti? Nalan'ı bana götürüyorum. Şimdi acelemiz var, haber vereceğim. Daha yeni buldun Sedat Efendi. Daha yeni buldun işte, bak. Hak ettiğin şeyi buldun işte, buldun. Ulan kimsenin arabada isteyemem. Ne yapalım, mantıklı olmuş, tabanmaya devam. Ben rahmetli dünürünüz Feride Hanım'ın kardeşiyim. Evet, adım Metin. Metin Karayel. Allah Allah. Çok ilginç. Peki neden kendinizi o zaman Adil Bey'in arkadaşı olarak tanıttınız bize? Yani rahmetli Feride Hanım da sizden hiç söz etmedi bize. Benim ablamla onunla bir takım ailevi sorunlar vardı. Kendisi yıllar önce beni silmişti. Nalan daha yeni doğmuştu ve ben Almanya'ya taşınmak zorunda kalmıştım. Ondan sonra da ne Nalan'la ne de ablamla görüşemedik. Anlayacağınız. Ablam bana küs öldü. Ben ablamın cenazesi için buraya geldiğimde karşımda ablamın benim hakkımda anlattıklarından son derece etkilenmiş. Beni hiç tanımayan, bana çok uzak bir Nalan gördüm. Ben kendimi babasının bir arkadaşı olarak tanıttım. Karşısına geçip, kızım ben senin dayınım diyemedim. Evet. O mektuplar... Ben yazdım. Ben yazdım. Bakın, ablam benim için çok kıymetliydi. Benim anne yanımda. O olaydan sonra beni defterden tamamen sildi. Ve yaşadığı müddetçe ne kendisine ne de Nalan'a yaklaşmama izin vermedi. Aradan çok uzun zaman geçti. Ben ailemdeki herkesi kaybettim. Hepsi vefat etti. Kabağım olan bir tek Nalan kaldı. O mektupları yıllar içinde Nalan'a ben yazdım. Fakat ablamın okumasına engel olacağını bildiğimden, o mektupları yok edeceğini bildiğimden cesaret edip gönderemedim. Feride Hanım'ın size bu kadar tepki duymasına neden olan bu ailevi mesele neydi? Rafet Bey, ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Bu konu sadece ablamla benim aramdaydı. Ve öyle kalmasını tercih ederim.
Canım da o mektupları vermedi zaten Nalan. Doğrusu hiç şaşırmadım. Ön yargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur diye boşuna dememişler. Ben vazgeçmeyeceğim Rafet Bey. Elbet bir gün Nalan'ın karşısına geçip kendimi anlatabileceğim. Yıllardır ablamın hakkında söylediklerini, onun kafasından silmek için son nefesime kadar mücadele etmem gerekse de yılmayacağım. Asla. Evet. Evet yani. Nalan'ın dayısı olarak yani yeğeninizle görüşmek en tabii hakkınız. Yani bu konuda bir tereddütüm yok da. Metin Bey, Nalan bizim kıymetlimiz. Üstelik Feride Hanım'ın bize yadigarı. Rahmetli Feride Hanım bizim için çok kıymetli, özel bir kişiydi. Yani Nalan'ı üzecek, onu rahatsız edecek en ufak bir hareket, onun saçının kılına gelecek en ufak bir zarar halinde bunu gerçekleştiren kişi karşısında beni bulur. İyi geceler. Rafet Bey. Ben Nalan'ı üzmemek için 30 yıldır bekliyorum. Ama artık daha fazla bekleyecek zamanım kalmadı. Şerbetli bir dakika. Benim ne işim var burada ya? Ben ne yapıyorum burada ya? Gideyim bir Nalan'la konuşayım, anlatayım ona. Ya ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey olmamış gibi içeride oturacak mıyım böyle? Abi, izin ver gideyim Nalan'la konuşayım. Allah aşkına onu ikna edeyim ya. Hala Nalan diyor ya. Hala Nalan diyor. Ne anlatacaksın sen Nalan'a ha? Yaptığın rezaletin neresini anlatacaksın? Yok Nalan. Ya, yok sus. Nalan. Sekil. Gelmeyecek Nalan bir daha. Gerizekalı. Tamam, sessiz ol ya. Sen şey düşün. Anneme, babama bu yediğini altını nasıl açıklayacaksın? Ya babama anlatmayalım Allah aşkına ya. Ben belki Nalan beni affeder ha. Hallederiz yani. Hallederim bir şekilde. Konuşuruz ederiz. Babam beni bu defa bırakın şirketi evi evin önünden geçirmez. Yemin ediyorum bak. Mahvolurum ben. Ha? Abi gidelim konuşalım ya. Olmaz böyle ya. Annemle konuşalım. Gerisini sonra hallederiz. Tamam sağ ol be. Sağ ol. Bir dakika ya. Hı. Babam Nalan nerede derse ne diyeceğiz? Ay işte. Sedat, onu da sen düşün. Yana senin uzmanlık alanı. Bulaştırma bizi. Ha? Tamam. Bin lira git deriz. Ya pijama partisi falan, kız kıza bir akşam geçirmek istiyor falan dedi sonuçta. İkna olur herhalde ya böyle bir şeye. Yani öyle düşünüyorum ben. Ne diyorsunuz? Ha? Seni öldürürüm. Neredesin be Nalan? Neredesin be kuzum? Bir vazgeçmedin be musibet. Ne var? Mektuplarımı Nalan'dan gizlemişsin. Rafet Bey söyledi. Rafet Bey mi? Ne saçmalıyorsun sen yahu? Ne alakası var mektuplarla Rafet Bey'in? Az önce Rafet Bey'le beraberdik. Çok sevdikleri, sevgili dünürleri Feride Hanım'ın kardeşi olduğumu öğrendi. Metin ne yaptın sen? Ne yaptın sen ya? Sen neyin peşindesin? Korkma. Sadece o kadarını söyledim. Rafet Bey beni
Nalan'ın dayısı olarak biliyor. Şimdilik. Metin bak. Bak Hafize abla. Şimdi o kulaklarını aç ve beni çok iyi dinle. Eğer Nalan'ın o mektupları okumasını sağlamazsan, nefret ettikleri babasını bir de benim yazdıklarımdan okumazsa, Nalan'ın karşısına çıkar. Tek nefeste her şeyi söylerim. Tamam, tamam. Sakın bir şey yapma, tamam mı? Ben mektupları kendisine ileteceğim, kendisine okutacağım. Sen hiç merak etme ama sakın bir şey yapma, ne olur. Güzel. Sana 2 gün veriyorum. Ne yap, ne et. O mektupları okumasını sağla. Evladım ne oldu size? Ya biriniz konuşsanıza vallahi delireceğim bak. Çocuğum niye benim suratıma bakmıyorsunuz? Betiniz benziniz bembeyaz olmuş. Ne oldu birinize bir şey mi oldu? Vallahi delireceğim birazdan. Selen. Evladım konuşsana. Anne biz... Evet. Hepimiz Sedat'ı... Ne oldu çocuğum konuşsana. Sedat'ı otelde yeni asistanıyla bastık yakala. Allah. Bir de sadece biz değil biri daha vardı. Kim? Çocuğum kim vardı söyle. Baban mı yanınızdaydı yoksa baban da mı gördü bütün bunları? Sakin sakin. O değildi. Kimdi peki? Nalan. Kim? Nalan gördü. Ay ay oldu. Otur beni oturt otur. Tut tut. Ay, anne. Beni oturtun. Rabbim. Bir döndü bir su getir. Ah Allah. Getir. Ver su ver. Getir dur. Su. Anne. Nalan nerede şimdi? Bilir'e gitti. Anne. Ne? Cehennemin dibine. Ya babama söylemesen. Ha? Bak yemin ediyorum halledeceğim. Allah belanı versin ki halledeceğim. Her şeyi düzelteceğim. Ne pahasına olursa olsun halledeceğim ya. Baban bunu duyarsa... Ne oluyormuş baban duyarsa bakayım ha? Eyvahlar olsun. Yok bir şey Rafet'cim. Yani hallolmayacak bir mesele değil. Sedat'ın işle ilgili bir sıkıntısı olmuş değil mi Selen'cim? Selen şimdi anlatacak sana. Anlat yavrum o daha iyi biliyor. Annem doğru söylüyor. Yani işle ilgili önemsiz bir konu. Biz hallediyoruz baba merak etme sen. Hallediyorsunuz ha? Ya bırakın şimdi bunları da bana söyleyin bakayım. Doğrusu ne bu işi? Ya, bu bizim uzun bu deve gene ne atlar karıştırdı? Şimdi bir sözleşme hazırlaması gerekiyordu. Ama o sözleşmeyi hem yanlış hazırlamış hem de yanlış şirkete göndermiş. Yani abuk subuk sözleşmeleri abuk subuk yerlere göndermiş. Bu kadar. Yaptık öyle bir şey ama baba hallettik yani sağ olsun Selen de yardımcı oldu. El birliğiyle çözmüş olduk. Ama çok özür dilerim ya bir daha asla tekrarlanmayacak gerçekten. Uzu sen ne diyorsun bu işe? Ya bak. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Daha bir sözleşmeyi bile hazırlatamıyor. Biz bana koskoca şirketin en büyük otelini teslim ediyoruz. Bu burayı batırmaz mı şimdi ya? Batırmaz. Böyle böyle öğrenecek. Yani. Nalan nerede?
Hafizhanım, Nalan yukarıda mı? Baba, Nalan şey, Bildir'e gitti. Ya. Bana dedi ki bugün kız kıza vakit geçirmek istiyorum eğer yani sakıncası yoksa. Pijama partisi mi ne yapacaklarmış? Ben de olur dedim ya, iyi gelir sana falan. Öyle, öyle gitti yani. İyi yapmış yani kız. Ne yapsın yani şimdi böyle en acılı döneminde falan yani. Bizi biraz kafasını dağıtsın canım. Bir bakıma iyi yapmış yani, ben memnun oldum. Evet. Yalnız sen karının gönlünü aldın değil mi? Yani bana bak. Sana küsüp falan öyle gitme değil mi? Ya olur mu babacığım? Evet tartışmıştık ama şu an çok şükür hiç sorunumuz yok. Hallettik yani. Sen takma kafana babacığım. Rafet'ciğim, hallolmayacak bir sorun yok zaten ortada. Sen rahat ol. Hadi dön de size sofrayı hazırlayın yavrum. Yemekler soğudu. Hadi Rafet'ciğim, otur yemeğimizi yiyelim. Ben yemek yemeyeceğim. Kimle yedin yemeğini? Kendimle yedim ya, kendimle. Kendimle yemek yiyemez miyim ya? Yersin tabii canım. Ne öfkeleniyorsun? Tabii yok bir şey. Hadi bakalım, size afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi, hadi Allah rahatlık versin. Yok, 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 yok. Ben duramam burada. Ben gidiyorum. Nalan'ı alacağım, buraya getireceğim. Göreceksiniz, böyle olmaz bu iş. Ya sen nereye gidiyorsun acaba? Şu an görmek isteyeceği son kişi sensin. Ben gidip bir bakayım. Benden habersiz tek bir adım bile atmayın, tamam mı? Şey, Muzaffer Bey, ben de gelebilir miyim? Nalan'ın şimdi bana ihtiyacı vardır. İçim de rahat etmedi zaten. Tabii ki, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sıra sizde. İyi akşamlar. Çay iç. Kuşum. Bak böyle hiçbir şey söylemiyorsun, korkuyorum ha. Atma böyle içine. Ya ne varsa söyle, konuş, bağır, çağır. Ama yapma böyle, ne olursun, vallahi korkuyorum. Kimi arıyorsun? Ececiğim, nasılsın? Ya kusura bakma, bu saatte rahatsız ediyorum ama... İyiyim ben de, sağ ol. Senden bir şey rica edecektim de... Yarın benim için boşanma dilekçesi verir misin? Hı-hı. Bu kez kararım kesin. Şiddetli geçimsizlik diyelim. Daha başka bir ayrıntıya gerek yok. Yok, herhangi bir şey talep etmiyorum. Biliyorum, biliyorum Ece. Ama hiçbir şey istemiyorum. Maddi olarak hiçbir talebim yok. Tamam. Yarın ilk iş olarak bunu halledebilirsen o kadar sevinirim ki. Tamam, şahanesin. O zaman senden haber bekliyorum. Çok sağ ol. İyi akşamlar, bay bay. Gece yaşadığımız böyle dışarıdan dünyanın en kötü şeyiymiş. Bir insanın görüp görebileceği en kötü kabuslardan biriymiş gibi görülebilir. Ama aslında öyle değil. Şu an ne oluyorsa benim iyiliğim için oluyor. Biliyorum. Öyle oluyor tabii. Öyle olacak. Sen bu dünyada mutlu olmayı en çok hak eden insansın. Biliyorum, hak ettiklerini hep bir bir önüne çıkacak bundan sonra. Tamam, güzel olacak her şey. O Sedat da başını artık duvardan duvara vursun. Allah ona da bir gün iç huzuru versin gerçekten. Hakikaten mutlu olsun, başka bir şey istemiyorum. Duruşma tarihini ne zamana verirler acaba? Bilmem. Bir ay sürer herhalde.
Ece bir şey demedi mi? Dur bakalım, dilekçeyi bir versin de yarın. Belki belli olur. Bu kim ya bu saatte? Sedat olmasın? Ay yok artık. O kadar da yüzsüz değil. Emin misin Nala? Dur ben bakayım. Hafiz. Muzo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konakta duramadık, seni görmek istedik. İyi misin kuzum? İyiyim canım. İyiyim. Hadi girin içeri. Gelin. Evet. Ver onu bana. Ver canım. Hafizciğim. Tamam artık. Üzme bu kadar kendini. Bak ya, ben iyiyim diyorum sana. Gerçekten iyiyim. Ama böyle yapıp beni üzüyorsun bak. Öyle konakta birdenbire olup biteni öğrenince içim sıkıldı. Kendimi kötü hissettim. Sen bana bakma. Sen hep iyi oluyor mu anne? Senin yüzün hep gülsün güzel kızım. Güleceğiz diyorum sana. Sen inansana ya bana. Ne konuştuk? Ben sana anlattım. Bugün bizim miladımız. Bundan sonrası çok daha güzel olacak. Hadi inşallah. Ben size bir çay koyayım. Sen bir çay iç, kendine gel. Hafiş. Ama yapma böyle. Hı? Sen orada mıydın? Bahtsız kız. Doğduğundan beri yüzü bir kere gülmedi. Bir gün bile. Gülecek artık. Sana da çay koyuyorum. İçersin değil mi? Olur. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sedat'a geri dön demeyi çok isterdim ama... onun adına sadece özür dileyebiliyorum. Özür dilemem Uzacığım. Lütfen. İçin de rahat etsin. Çünkü ben bayağı iyiyim. Kendimi çok hafiflemiş hissediyorum. Çok huzurlu hissediyorum. Bugün benim için bir milat. Yarın itibariyle her şey çok daha iyi olacak. Ya bir de böyle sanki uzaklara gidiyormuşum, bir daha hiç görüşemeyecekmişiz gibi de davranmayalım. Ben seni aramaya devam edeceğim. Görüşmeye devam edeceğiz, öyle değil mi? Tabii ki her zaman. Sen artık benim çok kıymetlimsin. Ömrümün sonuna kadar benim sırdaşım, en yakın arkadaşım, abim olarak kal istiyorum. Ne olur. Biliyorsun ben zaten kararımı vermiştim. Yani zaten ayrılacaktım. Bavullarım bile odada hazırdı. Ama bugün bence Allah benim yüzüme güldü. Böyle aklımdaki küçücük soru işaretini de söküp attı beynimden. Annemin o evde kal, bu evliliğe devam et diyen sesi, hiç susmayan o sesi bu gece sustu mesela. O yüzden bayağı iyiyim. Yarın sabah da hemen boşanma dilekçesini verecek avukatım. Sonrası aydınlık. İnşallah. Rafet Bey'le Gülcan Hanım'la konuştunuz mu? Anneme söyledik. Ama babama henüz söyleyemedik. İstersen ben konuşayım yarın Rafet Bey'le. Belki benden duyunca daha sakin karşılar. Yarın zaten ilk iş onu arayacağım. Hemen gideceğim, konuşacağım. Ama sen kimseye bir şey söyleme, olur mu? Tamam. Ona söyledim mi? Yani bu olanı biteni. Hayri. Bu soruyu neden sorduğunu biliyorum. Benim için endişeleniyorsun. Bu olanlardan sonra
Bu hayal kırıklıkları, Sedat'ın yaptıkları... Bunlardan sonra böyle koşa koşa hatalar yapmaya devam edeceğim sanıyorsun. O yüzden korkuyorsun ama korkma. Gerçekten. Şu an hiç yeni bir karar almaya niyetim yok. Önce kendimi iyileştirmem lazım. Çünkü merhem kendimim. Bunu da bana sen öğrettin. Sağ olun Zocuğum. Ben hep yanında olacağım. Hayatım boyunca. Bunu unutma. Ben gideyim. Çay içecektik. Çay iç öyle git. Başka zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Hafiz nerede? Elini yüzünü yıkamaya gitti. Ağlıyor. Ne ama ne yapsın? Her şey üst üste geldi. Dengesi bozuldu iyice. Ama alışacak bir şekilde. Alışacağız. Ver sen telefonu. Açmayacak mısın? Söyledim. Bu akşam kimseyle görüşmek istemediğimi, kimseyle konuşmak istemediğimi. Bütün sesler bir dursun istiyorum. Gerçekten bir kendi kendime kalayım, bir kendi sesimi duyayım istiyorum. Benim konuşmamı ister misin? Kapının önündeyim. Seni bir dakika görsem. Valla bir şey demezsek de gitmez o sabaha kadar biliyorsun değil mi? Donar bu soğukta. Hah, gel afişim. Gel çay koydum bak bize. Gel böyle otur. Biliyorum. Sen bize bakma bu arada. Yani sen işlerin varsa hallet. Biz afişte oturuyoruz. Çayımızı içeriz güzel güzel. Ben o zaman çöpleri çıkarayım da kokmasın sabaha kadar. Olur. Bütün benimki. Hı hı. Hadi gel afişim. Eline sağlık. Afiyetler olsun. Nalan nerede? Niye gelmedi? Nalan yok. Nalan gelmeyecek. Nasıl gelmeyecek ya? Niye gelmiyor? Ya 2-3 dakika görseydin bari bir söyleseydin bilir ya. Merakımdan hocam kurban olayım sen kandırırsın onu söyle hadi. Hayri bir dinle. Bir dinle ne olursun. Bak Nalan bu gece hayatında çok önemli bir sayfayı kapattı. Çok zor bir gece geçirdi. Ne olursun ısrar etme. Kendi de bir şey söylemiyor ama çok zor. İçinden sanki bir şey koptu Nalan'ın bu gece. Sen de ben de onu anlayamayız. Biz hiç evlenmedik. Sen evlendin mi hiç? Yani... Bir insana bütün hayatını, hayallerini, umutlarını bağlamak çok zor bir şey. Biz hiç böyle aldatılmadık. Yani aldatıldık belki ama hani bu şekilde değil. Ne olur tutturma göreceğim diye. Haklısın. Ben şey için sadece hani merak ettim. Tamam biliyorum merak ediyorsun. Ama bir sakin ol. Bir izin ver. Nalan şu içindeki kafasındaki sesi sustursun. Zaten görüşecek seninle. Tamam. Selam söyle. Kafasını bir şeye takmasın. Ben zaten yarın sabah erkenden çıkacağım. İşmiş arayacağım zaten. İş bulacağım. Allah'ın izniyle bir iş bulurum falan. Yani ona maddi manevi neyse her türlü yetişirim yakındır yani. Kafasına takmasın. Ben buradayım. Tamam ben söylerim. Ama sen de eve git. Tamam mı? Burada bekleme sabaha kadar. Bak gelip gelip kontrol ederim. Tamam yok şey yapma. Bir şey olursa zaten ararsınız. Telefonum açık. Tamam. Şey yap uyursam da uyanırım. İyi tamam hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.
bundan sonra sadece mutluluk olacak. Bak bütün kalbimle söylüyorum sana. Gerçekten. Seni o kadar mutlu edeceğim ki. Kimsenin üzmeye gücü yetmeyecek. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Oğlum? Annem. Her şeyi ben mahvettim. Her şeyi ben mahvettim. Her şeyi ben yaptım anne. Her şeyi ben mahvettim. Her şeyi kendi kendime yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Sedat Koroğlu. Ama siz hiç merak etmeyin. Ben eserimle asla gurur duymuyorum. Asla. Kahretsin. Ya ben karımı seviyorum ya. Seviyorum, biliyorum o da beni seviyor. O da beni seviyor. Benden vazgeçmeyecek o asla. Sedat sen hala... Ya anlıyorum. Şu anda çok üzgün. Biliyorum. Haklı da. Ama yarın buraya gelecek o. Gelecek, ben biliyorum. Gelmek zorunda. Gelmek zorunda. Gelmezse olmaz çünkü. Vallahi olmaz. Beni seviyor, biliyorum ben. Buraya gelecek, beni bırakmaz o. Biliyorum. Ben şimdi yatmaya gidiyorum. Yarın burada güzel bir kahvaltı kurum. Nalan'da gelecek kahvaltıya, tamam? Böyle. Yani böyle böyle tertemiz delirecek herhalde. Selen sus. Çok kötü kalbini kırarım yoksa senin. Anneciğim ne yapalım yani? Yine her şeyin üstünü mü örtelim? Hiçbir şey yokmuş gibi yapalım. Her şey çok yolundaymış gibi. Selen. Bugüne kadar sustuk. Al bak. Ne oldu? Hamza gel. Gel anneciğim ne oldu ne oldu? Nalan ne dedi? İyi miymiş Nalan? Boşanacak. Kararı kesin. Günaydın. Ay Ece hadi güzel haberleri ver bana. Hı. Güzel. Biz dilekçeyi verdik ama değil mi? Peki sence ne kadar sürer? Çok uzun sürer mi? Yani ne bileyim birkaç ay falan sürer mi? Anladım. Ya ben de işte şeyden sorup duruyorum. Yani bir an önce olsun bitsin istiyorum da o yüzden. Hı hı. Anladım canım. Tamam peki. Güzel o zaman. Senden haber bekliyorum. Tamam? Tamam canım. Kolay gelsin. Bay bay. Uyandı mı seninkiler? Uyandılar beyim. Ne yapıyorlar? Kahvaltı hazırlıyorlar. Bu... Hafize Hanım, nasıl biri sence? İyi biri. Niye sordun ki? Beyim. Ulan ben sana iyi mi kötü mü diye mi sordum ya? Yani sözüne güvenilir mi? Özü sözü doğru biri midir? Sağlam mıdır filan o anlamda sordum ya. Yani ben ters bir hareketini görmedim. Tabii ama çok fazla tanımıyorum yani. Siz bir yanlışını mı gördünüz beyim? Oğlum ben sana soruyorum. Anladın mı? Sen bana sor. Bir soru soruyorum, senden 1000 tane soru istiyorum ya. Nasıl bir şey bu? Ne bileyim siz beyim görmüşsünüz ki böyle konuşuyorsunuz. Ha. Getir bakayım onu. Beyim telefon. Ver ver. Kim arıyor? Kim arıyor lan? Ne bakıyorsun öyle şapşal şapşal suratı? Nalan Hanım arıyor beyim. Nalan Hanım ver bakayım, ver. Alo, Nalan kızım. Rafet Bey, günaydın.
Rafet Bey, ne diyecektim size? Eğer hani sizin için de uygunsa eğer... ben bir gelip birazdan sizinle konuşmak istiyorum. Yani dediğim gibi eğer uygunsanız. Ah. Tabii kızım, tabii. Yani ne zaman istersen gel. Tamam. Ben bir yarım saat sonra falan orada olurum o zaman. Tamam. Görüşürüz Rafet Bey, bay bay. Lan yine bir takım dolaplar dönüyor bu evde değil mi? Bilmiyorum ben ya, ben nereden bileyim ya. Şu kıza bak ya. Kendi evine gelip benimle konuşmak için neredeyse benden randevu isteyecek. Var gene bir takım numaralar değil mi? Hadi yürü bakalım, binelim aşağı. Ben de şimdi bir omlet yaparım bize. Ya yeter bu kadar hepsi. Zahmet etme bence. Günaydın. Günaydın kuzum. Günaydın. Hayırdır, bir yere mi gidiyorsun? Konağa. Bismillah. Konağa niye gidiyorsun? Rafet Bey'le konuşacağım. Ev ahalisiyle vedalaşacağım. Hadi hazırlanın, siz de binmeye geliyorsunuz. Ya hadi bakmayın öyle, hadi acele edin. Tamam, kalsın burası böyle. Hemen gidelim. Dönünce yaparız kahvaltımızı, hadi. Sedat. Sedat yavrum, gözünü aç. Sedat! Uyansana evladım. Nalan? Ne Nalan'ı evladım? Yangın var evde, yangın. Kalk! Ne oldu? Nalan mı geldi? Aşağıda mı? Ne oldu? Uf, gelmedi çocuğum, gelmedi. Baban aramış, yoldaymış. Kalk, 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 kalk evladım. Oğlum kalksana. Ben ne dedim size ama? Ben siz yapamaz o ya. Ben biliyorum, ben karımı tanıyorum. Düşündü, taşındı. Gelmeye karar verdi tabii ki. Tamam, ben konuşacağım her şeyi. Her şeyi halledeceğim. Sedat, bir dur, bir dinle. Abi tamam, şimdi güzel bir duş alayım. Nalan gelince de onu böyle deniz kenarında bir kahvaltıcıya götürürüm. Çok sever yani o. Tamam. Sedat. Abi her şeyi düzelecek diyorum sana. Söz veriyorum. Oğlum, Nalan babamı aramış. Geleceğini ona söylemiş. Nasıl? Niye ki? Bayağı işte oğlum. Aramış, geliyorum sizinle bir şey konuşmam gerekiyor demiş. Ne konuşacaksa artık. Bence Nalan'ı hiç beklemeyelim. Gidip direkt babama her şeyi anlatalım. Yani sakladık, dün geceden beri söylemedik diye bizi çok kızacak bak. Hakikaten ya. Keşke dün gece söyleseydik. Şimdi senin yüzünden kim bilir ya ne cezalar verecek. Anne, ben gidip babama her şeyi anlatacağım. Yani bizden duysun yani. Şimdi Nalan'dan duymasından daha iyi. Yoksa çok daha fazla dedirecek. Ben gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? Bir dakika, anlatma, gerek yok ya. Nereden biliyoruz bütün bu olanları anlatacağını? Belki düşündü, taşındı. Beni affetti. Gerek yok. Daha bunu bile bilmiyoruz. Niye boşu boşuna kendimizi ele verelim? Sedat. Sedat, senin söylediklerini kulağın duyuyor mu? Ha? Ya seni nasıl affedecek acaba? Nereni nasıl affedecek? Ya bir düşün. Düşünmüyorum mu zannediyorsun? Düşünüyorum tabii ki. Düşünmekten kafayı yiyeceğim ya. Babama kimse bir şey anlatmayacak. Tamam? Yani gerçekten ne düşünüyor acaba? Muzo. Ne yapacağız? Babama hiçbir şey anlatmayacağız. Nalan babamı aradığına göre yani kendisi anlatmak istiyor. Onun bu kararına saygı duyacağız. Evet çaylar. Buyurun, afiyet olsun. Dayım selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam yani. Elemanı buldunuz mu? Bulmadım daha. Hem bulsak, o işin orada ne işi var? Doğru söylüyorsun. Ne diyeceğim dayıcığım ya? Ben talibim yani bu işe. Eğer denemek istersen bulaşık falan. Daha genç arıyoruz yani. Ben de gencim ya. Elimden gelir yani, şey yapmam. Seni yolda bırakmam. Genç arıyoruz dedim ya yani. Hadi sana iyi günler. Sağ olasın. Nalan. Ana.
şey yok anne. Bir şey yok. İbrahim Gakko vallahi açmıyor, iş bulduysa demek. O şimdi duymaz. Ben onu ararım, isterim kirayı, sen merak etme. Türkan, kaç aydır istiyorsun? Ne ortada kira var ne bir şey. Hiç kusura bakma. Ben babamın hayrına sizi burada bedavaya oturtamam. İbrahim Gakko, benim birikmişim vardı. Ama ben onun hepsini hayırsız kardeşimin kumar borcuna vermişim. Bak budur, hapse girmiş, halen daha benden para istiyor. Hayrının da haberi yok. Kurban olayım, azıcık daha sabretsen. Ben onu bunu bilmem Türkan bacı. Ya akşama kadar ödemediğin 3 tane kirayı getir elime sayarsın, ya da evimi boşaltır başınızın çaresine bakarsınız. Akşam olunca gelirim, kirayı ödemesen sizi evden çıkarırım. Abi kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Eleman ihtiyacınız var mı? Komidir, garsondur, yani kebap, et falan elimden gelir. Ocakta da çalışabilirim. Yok hemşerim ya. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam. Al bunu. Eleman lazım mı abi? Yok usta. Hadi ya. Hayırlı işler. İyi günler. Hayri, selam ederim. Acil bir durum var, hemen ara. Acaba acil ne yani? Alo. He Hayri. Kusura bakma, seni de sabah sabah rahatsız ettik. Yok, rahatsızlık falan yok. Acil demişsin. Buyur, ne oldu? Ya şey söyleyecektim ben. Bu ayın kirası var ya. Onu sen gönderirsen. Ben kirayı nasıl göndereyim? Çalışmıyorum, daha iş bulamadım. Bir de demedik mi? Hazır paradan ödeyeceksin diye kirayı, ha? Yok, ben şey düşündüydüm. Ne düşün? Allah için ne düşündün? Bir söylesene. Ya birikmişi bozmayayım diye düşündüm. Ya tamam, birikmişimiz bozulmasın da elimizde yok, ne yapacağız? Ödemeyeceğiz mi kirayı? Sen birikmişten ver. Daha iş bulamadım. İş bulursam işte ondan sonrasında gönderirim. Hadi çocukları öp gözlerinden. Selametle. Neyiniz var siz? Yok bir şey. Niye sordun? Ya ne böyle iyi saatte olsunlar gibi toplandınız ya? Ya siz beni deli mi edeceksiniz ya? He? Ya nedir bu hal ya? Ya her sabah kalktığımda neyle karşılaşacağım diye düşünüyorum ya. Kim bilir bugün ne dolaplar dönüyor bu evde diye düşünüyorum. Gelinim arkadaşının evine gidiyor. Kendi evine gelecek. Benimle görüşmek için benden randevu istiyor ya. Bu nasıl bir şey? Sen gel bakayım, gel. Gel. Ne oluyor sizin aranızda bakayım? Ben? Söyle. Bilmiyorum baba. Neyi bilmiyorsun oğlum? He? Söyle bakayım, ne oluyor? Baba ne söyleyeyim ki? Ne mi söyleyeyim?
Bir türkü söyle madem oğlum. Ya sen karının böyle davranışların sebeplerini bilmiyor musun? Bizim Sedat Koroğlu efendi işte böyle bir dipsiz kuyu. Kendisine bir soru soruyorsun, 10 dakika bekliyorsun. İyi misin kuzum? İyiyim. Şunu da atlatayım, daha da iyi olacağım. Atlatacaksın tabii. Biz sana güveniyoruz. Değil mi Afiş? Tabii. Biz hep senin yanındayız güzel kızım. Oğlum, konuşsana. Söylesene oğlum. Herkese günaydın. Ah, Nalan kızım hoş geldin. Hoş gel. Hadi gel bakalım, gel. Gel kahvaltıya geçelim. Hadi buyurun. Sağ olun Rafet Bey. Biz kahvaltıya kalamayacağız. Niye? Ben buraya sizinle vedalaşmaya geldim. Veda etmek ne demek kızım? Bu nereden çıktı şimdi? Ne yaptı bu sana gel? Ne yaptın lan? Rafet Bey. Bizim Sedat'la evliliğimiz malum. Bu kısa süre içerisine pek çok olay sığdırdık. Canan meselesiydi, bebekti falan. Öyle uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Zaten ne yaşadıysak hep birlikte yaşadık. Herkes her şeyi biliyor. Annem çok çabaladı bu evlilik için. Siz çok sağ olun, hepiniz çok destek oldunuz. Özellikle annemi kaybettikten sonra ben de kendi kendime hep dedim ki bu evliliği sürdürmem lazım. Elimden geleni yapmam lazım. Ki yaptım da kendimce. Sedat da öyle. Bunun için uğraştı. Kendi elinden geldiğince. Ama olmadı. Biz beceremedik. Hele ki dün gece yaşananlardan sonra zaten hayat bize bu evliliği noktalamamız gerektiğini gayet açık bir şekilde gösterdi. Gerçi dün gece bir şey yaşanmasaydı da zaten ben çok kararlıydım bu evliliği noktalamak konusunda. Dün gece ne oldu? He? Dün gece ne oldu? Söyleyin bakayım. Dün gece Sedat'la asistanı, biz aslında Sedat'ı görmeye otele gittik. Selen, Levent, ben. Sedat da oradaymış işte. Sonra Nalan'la Billur geldi. Asistan mı? Asistan mı ulan? 1000 senedir burada bu kadar insan çalışıyor. Bu kadar da asistan çalışıyor. Böyle bir şey hiçbir şekilde yaşanmadı. Ne oluyor ha? Sen mi bozacaksın bütün bu şirkette alakını? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Bunlar bizim çalışanımız ya.
Demek ki ben sana hiçbir şey öğretememişim. Hiçbir şey. Rafet Bey. Aslında inanın konumuz bu değil. Ben buraya kimseyi suçlamaya, olay çıkarmaya, sorun çıkarmaya gelmedim. Sizden tek ricam oturalım düzgün düzgün. Beni sakince biraz dinleyin olur mu? Şöyle geçelim mi içeri biraz? Geçelim kızım. Geçelim. Gel, gel geçelim. Rafet Bey. Bence artık sizi tanıyorum. Bence bu şartlarda, bütün bunlar yaşanmışken... bu evliliğe devam etmeme bence sizin de gönlünüz razı gelmez. Amacım hiç kimseyi kırmak, üzmek değil gerçekten. Hatta bu güzel aile bağını koparmak hiç değil. Sizden tek ricam... beni anlayıp bana saygı göstermeniz. Sedat'tan derhal boşanmak istiyorum. Bu benim kendime borcum. Artık birbirimize ne sevgimiz, ne saygımız, ne de güvenimiz kaldı. O yüzden uzatmanın bir manası yok diye düşünüyorum. Nalan Hanım. Sen sus ya, konuşma. Hepinize tek tek hakkımı helal ediyorum. Ve bunu gerçekten gönülden diliyorum. Ne olur inanın samimiyetime. Siz benim ailem oldunuz. Beni sevdiniz, korudunuz, kolladınız. O yüzden siz de bana hakkınızı helal edin. Helal olsun kız. Helal olsun. Helal olsun yavrum. Kızım. Sen bizi affet. Tek tek. Hepimizi affet. Biz seni mutlu edemedik. Senin layık olduğun hayatı tesis edemedik. Sen bizi affet. Sen bizim her zaman kızımız olarak kalacaksın. Teşekkür ederim. Ben de aslında en çok bunu konuşmak istiyordum sizinle. Eğer sizin için de uygunsa ben... hayatımın sonuna kadar bu bağı asla koparmak istemiyorum. Hayatıma sizin kızınız olarak, bu ailenin bir bireyi olarak devam etmek istiyorum. Neden derseniz çünkü... ben böyle bir ailenin içinde yaşamak ne demek? Bir aileye ait olmak ne demek? İlk defa sizinle gördüm, sizinle yaşadım. Gerçi şey diyebilirsiniz, senin zaten bir ailen vardı diyebilirsiniz. Yani tuhaf gelebilir bu söylediklerim size ama... benim çocukluğumdan beri içimde hep bir boşluk vardı. Böyle anlamlandıramadığım, adını koyamadığım, hiç dolmayan bir boşluk. Böyle terk edilmişlik hissi gibi. Sanki ben doğunca biri gelip böyle sessizce beni kapının önüne bırakmış gibi. Anlatması biraz zor. Ben bu boşluğun ne olduğunu, neden olduğunu, hayatımın en büyük gerçeğini daha birkaç ay önce bu evde öğrendim. Bence bunu sizin de bilmeniz lazım çünkü siz benim ailemsiniz. Siz beni Feride ve Adi İpekoğlu'nun biricik kızı olarak biliyordunuz. Ben de kendimi öyle biliyordum. Ama onlar benim anne ve babam değiller. Değillermiş. Onlar benim anneannem ve dedemmiş. Benim annem Sema İpekoğlu beni doğururken ölmüş. Babam da daha sonrasında buraları terk etme kararı almış. Yani annem, yani Feride annem, öz kızının ölümünden babamı sorumlu tuttuğu için
Babam da herhalde bu acıya dayanamayacağını düşünüp aile tarafından dışlandığı için gitmeyi tercih etmiş. Zaten bir süre sonra da ölmüş. Yani anlayacağınız, ben kızının öldüğü gün kucağına verilen torununu büyütmek zorunda kalan acılı bir anne tarafından büyütüldüm. Rahmetli annem beni çok sevdi. Hakkını yiyemem. Ben kendimi suçlu hissetmeyeyim diye, ben incinmeyeyim, üzülmeyeyim diye de herhalde benden bu gerçeği saklama gereği duydular. Ama bizim ailede hep bir şeyler hep çok yarım kalırdı, çok eksik kalırdı. O zaman her şey bana çok normal gelirdi. Yaşadıklarımız. Ama aslında çok anormal şeylermiş. Tabii ben bunu büyüyünce fark ettim. Neyse lafı uzatmayacağım. Size minnettarım. Çünkü bu içimdeki boşluğu sizin sayenizde doldurdum. Ben ilk defa kendimi tamamlanmış hissettim sayenizde. O yüzden hepinize binlerce kez teşekkür ederim. Evet, Sedat'la evliliğimizi yürütemedik. Ama yani evlenmek kadar boşanmak da normal, öyle değil mi? Dünyanın sonu değil sonuçta. Bir de zaten başından beri çok yanlış bir evlilikti bu Rafet Bey. Bence hepimiz bunun farkındaydık. Belki ilerisini öngöremedik. Belki hiçbirimiz sağlıklı düşünemedik. Ben derseniz zaten annemi mutlu etmek için yaşadım sadece. Bence Sedat da öyle. Bence onun da kafası karışıktı. Belki bu evliliğe hazır değildi. Netice olarak olan oldu, biten bitti. Hiçbir şey için geç değil sonuçta. Sedat'la hemen boşanmak istiyorum. Avukatım bu sabah dilekçeyi verdi. Bu kararı vermek için de emin olun çok düşündüm. Her adımımı defalarca kez düşündüm. Bence Sedat için de benim için de en hayırlısı olan bu. Yine dediğim gibi Sedat'tan ayrılıyorum ama sizden ayrılmak istemiyorum. Tek dileğim ailem olarak bu yolda benimle birlikte yürümeye devam etmeniz. Kızım, ben senin her zaman yanında olacağım. Her zaman. Şimdi sen bir bak bakalım. Nerede oturmak istiyorsun? Nasıl bir evde oturmak istiyorsun? Nereyi seçmek istiyorsun filan? Yani böyle bir yer bul. İçine sinecek bir yer bulduğun zaman da bana haber ver. Onu ben alacağım sana. Ayrıca bak o hani sana verdiğim de sonra senin bana iade ettiğin arsa var ya. Onun da tapusunu sana geri vereceğim, ona göre. Ha, bundan sonra da seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Her zaman yanında arkanda olacağım, onu da bil. Çok teşekkür ederim Rafet Bey. Ama bunu kabul etmeyeceğimi biliyorsunuz. Bir kere bahsettiğiniz şeyler Sedat'ın değil, benim değil. Onlar sizin. Kendi alnınızın teriyle kazandıklarınız onlar. Ben onlara ortak olamam. Ailenizden maddi hiçbir şey istemiyorum. Sizden tek istediğim, benim ailem olarak hayatımın sonuna kadar hayatımda bir yeriniz olması, o kadar. Gerçekten bu her şeyden çok daha iyi gelecek bana. Ama yani sana böyle hiçbir yardımımız, katkımız olmadan da olmaz ki canım. Bana aslında bir yardımınız dokunabilir. Hı, nedir? Ben bu duruşmanın en kısa zamanda olmasını istiyorum. Bu mevzunun böyle 3-5 ay sürüncemede kalmasını istemiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Hafiş, kalan çantalarımızı alır mısın sana zahmet? Tamam kızım, hadi gel sen ben. Ben artık izninizi isteyeyim. Size her şey için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Kızım, biz sana teşekkür edeceğim. Gel bakayım. Ben her zaman senin yanında olacağım, her zaman. Tamam, bunu unutma.
sap. Gülcan Hanım. Canım. Size belki anne dememiş olabilirim. Ama inanın annem kadar sevdim sizi. Ne yapayım güzel kızım. Yolun hep açık olsun. Bil ki burada hep bir annen var. Ayrıca ilk fırsatta da doktora gideceğiz. Unuttum sanmayın. Sağ ol yavrum. Sen artık kolay kolay kurtulamazsın benden söyleyeyim. Ömrümün sonuna kadar sırdaşım, en yakın arkadaşım olacaksın, tamam mı? Her zaman. Selen'cim, kendine çok iyi bak. Seni zaman zaman üzdüm, çok özür dilerim. Ben de seni üzdüysem ben de özür dilerim. Yok, yok, tamam mı? Çok hak ediyorsun çünkü. Siz de çok mutlu olun. Aram. Dünyanın en iyi eniştesi. Herkese çok iyi bak, tamam mı? Tabii ki. Taku, ev sana emanet. Bak sen varsın diye gözüm arkada kalmıyor. Her şey için teşekkür ederim. Döndüğü ara ara bana kaçırmayı unutma, tamam mı? Kendine çok iyi bak. Canım döndü. Her şey için çok teşekkür ederim sana. Konuştuklarımızı unutma, tamam mı? Seninle dışarılarda kahve içeceğiz, gezeceğiz. Her şey gönlünde olsun. Allah'a emanet olun. Sen de. Sana her şey için çok teşekkür ederim. Dilerim bir gün çok mutlu olursun Sedat. Kendine iyi bak. Bu bir son değil. Yepyeni, çok güzel bir başlangıç bence. Size ne olur öyle görün. Hoşça kalın.
Sen doğduğunda seni ilk defa kucağıma aldığımda gözlerin içine bakmıştım. İçim ışıl ışıl olmuştu. Umutlanmıştım. Şimdi geldiğim şu yaşta senin geldiğin şu yaşta sen hiç de düşündüğüm gibi biri olmadın. Senin için her şeyi yaptım. Her şey. Yurt içinde, yurt dışında, en iyi okullarda okuttum seni. Ne istediysen yaptım. Ne istediysen aldım. Ama sen uçkurundan başka bir şey düşünmeyen bir adam oldun. Kızdım, bağırdım, çağırdım, dövdüm. Haftalarca otelin bulaşıkhanesinde bulaşık yıkadım. Yerin dibine soktum seni. Sonra aldım, gökyüzüne çıkardım. Olmadı. Sen söyle o. Biz nerede hata yaptık? Ha? Nerede hata yaptık biz? Onun bir suçu yok baba. Sanırım her şey ben böyle doğunca başladı. İlk erkek evladınızdım. Sizi gururla temsil edebilecek bir veliahtınız olamayacaktım. Haklıydınız, belki de artık kızmıyorum size. O yüzden yeni bir çocuk yapmak istediniz. Şansınızı diğerinde denemek istediniz. Ve ilk kız evladınız dünyaya geldi. Selen. Onu çok sevdiniz. Ona bir başka düşkündünüz. Ama onun da bir görevi vardı bu hayatta. Beni koruyup kollamak, canımın yanmasını engellemek. İnsanların benimle dalga geçmesini engellemek. Küçücük yaşında çok büyük sorumluluklar yüklediniz ona. Şirket içinde aynı şeyleri yapmasını istediniz. Ve Selen tam bir görev insanı oldu. Hiçbir zaman kendini düşünmedi. Teşekkür ederim. Ve sonunda sağlıklı, güçlü, yakışıklı, insanlara gururla tanıtabileceğiniz oğlunuz doğdu. Sedat. Aslında seni üzmek istemiyorum, biliyor musun? Ama bunları da bilmeni istiyorum. Benim yapamadığım her şeyi Sedat'tan bekledin. Futbol oynasın, basketbol oynasın, keman çalsın, piyano dersi alsın. Okulu birincilikle bitirsin. Yapamadı. Yapamazdı da. Çünkü hiçbir çocuk bu kadar sorumlulukla başa çıkamaz. Beceremedi baba. O beceremedikçe sen onu beğenmedin. Sen beğenmedikçe o daha da beceremedi. Ve sen ondan vazgeçtin. Bu çocuktan olmaz dedi. İster kabul edin, ister etmeyin. Bu evin en yalnız Sedat'tır. Sıkıldı. Her şeyden sıkıldı. Okuldan sıkıldı, şirketten sıkıldı. Feride Hanım öldü, evdeki yastan sıkıldı.
evlilikte de başarılı olamayacağını biliyordu. Ama denedi. Biz ona hiçbir zaman inanmadık ki o kendine inansın. Onu çok yalnız bıraktık. Dediğim gibi bu evin en yalnız her zaman Sedat. Kuşum. Niye bana söylemedin Feride teyze ile Adile amcayı? Öğreniyorum. Yavaş yavaş öğreniyorum işte. Konuşabilmeyi. Birilerine bir şey anlatabilmeyi. Öğreniyorum. Bak bundan sonra aramızda hiçbir şey gizli olmayacak, tamam mı? Bana her şeyi anlatacaksın. Rafet Beylerle görüşmeye devam edecek misin gerçekten? Görüşeceğim tabii. Benim problemim onlarla değil ki. Ya Nalan, sen nasıl bir kadınsın? Yani şu senin başına gelenler başka birinin başına gelmiş olsa var ya... neler neler yapardı. Ama sen... hiç kimseyi kırmadan, dökmeden, yaralamadan... o evden o kadar güzel çıktın ki. Gurur duydum seninle. Senin başına bir sürü olay geldi. Hele dün geceden sonra yani. Başka birisi olsa böyle Sedat'a ne hakaretler eder. O aileye neler yapar. Ama sen? Bak Feride teyzeye zamanında çok kızdım. Böyle seni çok ezdi, sıkıştırdı diye ama... sana çok güzel de bir şey öğretmiş. Çok iyi bir insan olmayı. Sabırlı, saygılı. Helal olsun sana. Annen hayatta olsaydı... seninle gurur duyardı. Hafiz. Efendim? Birazdan gidip şu babamın evine bakalım mı? Hemen mi ya? Ya biraz daha kalın. Hem bak böyle ne güzel birlikte vakit geçiriyoruz. Sana bir iş bulalım, bir düzen kuralım. Ondan sonra birlikte bakarız. Olmaz mı? İyi. Olur sonra birlikte bakarız.
O zaman ben kahvaltı hazırlıyorum. Nalan'ın yeni hayatının ilk kahvaltısı. Alo. Nalan bir boşanma dilekçesi vermiş bugün. Araştırın. Şimdi de söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Daha iyi misin yavrum? Daha iyi olacağım. Babam da siz de çok çabuk kabullendiniz bu boşanma işini. Ama ben öyle kolay kabul etmeyeceğim. Nalan'dan asla boşanmayacağım. Yavrucuğum niye öyle söylüyorsun? Nalan'dan boşanmaman için baban da ben de ne kadar uğraştık biliyorsun. Ama bu evliliği artık Nalan istemiyor. Sen bunu kabullenmek zorundasın. Başka çaren yok. O iş öyle kolay değil. Bu şimdi gidip Nalan'ın canını sıkacak. Olmasın tatsızlıklar falan. Hadi sen de git onun yanında ol. Hadi Musaç'ım ne olur. Afiyet olsun. Ustam selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam abisi. Dışarıda ilan göremedim de abi. Belki dedim içeriye gelip sorursam şey yaparım diye. Böyle bulaşıkçıdır, garsondur, komidir falan. Tuvalette falan da olur, ocakta da çalışırım. Yok abisi, eleman aramıyoruz. Bir denesen abi. Ha? Yani beğenmezsen zaten para vermezsin. Ama şöyle ocakta bir yemek falan güzel yaparım. Kebap, et işi falan. Hani bak beğenirsen çalışırım. Belki senin sayende ekmek sahibi de oluruz. Beğenmezsen zaten yok dersin. Kebabına bu kadar çok mu güveniyorsun? Sen ye abi. Sen ye. İyi bakalım. Yarın gel başla. Deneyelim. Tamam abi sağ olasın. Allah razı olsun. Pişman olmayacaksın. Görüşürüz yarın. Hayırlı işler olsun. Türkan! Türkan, bak akşam oldu. Türkan, kirayı vereceksen ver. Vermeyeceksen çık dışarı. Hadi evi boşalt. Türkan! Korkma, aç kapıyı. Korkma, korkma. İbrahim Kako, sen niye böyle ediyorsun? Ayıp değil mi akşam akşam buralara gelmişsin? Ben sana demedim mi sabah halledeceğim diye? Bak sana yemin. Sabah senin üç ay... Türkan yeter artık benden bu kadar. Git kendine başka bir keriz bul. Ya İbrahim Gakko kurbanın olam ya günah. Ben iki çocukla şimdi bu saatte nereye gittim? Ya ne günah? Hem ödemelerini yapmıyorsun. Bak adamları getirdim evi boşaltacağım. Neyin varsa top çık dışarıya git. Tamam bekle. Bağırma ama. Bak rezil olduk. Ne bekle bekle? Ne yapacağız ana? Annem. Şimdi biz en sevdiğimiz eşyalarımızı alacağız, gideceğiz. Nereye? Tertemiz, sımsıcak yeni evimize gideceğiz anne. Bizim başka evimiz mi var? Bu yana var tabii olmaz olur mu? Nerede? 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 Nerede?
Hadi söyle. Böyle merak edersiniz işte. Masallar şehrinde. Babama mı gidiyoruz? He, babanın yanına gidiyoruz. Oley! Babamın yanına gidiyoruz. Babamın yanına gidiyoruz. Kız dur ha, tamam hadi gidin en sevdiğiniz eşyalarınızı alın. Tamam, çabuk hadi. Babamın yanına gidiyoruz. Annem, al. Ben de Ayşe'yi alayım mı? Al annem, sen de Ayşe'yi al. Ayşe sensiz korkak. Gel Mercan, gel. Yeni evimiz buradan güzel mi? Güzel annem, güzel. Böcek var mı? Annem yok, böcek niye olsun? Hadi siz şimdi montunuzu, berenizi, atkınızı giyin. Kardeşine de giydir, tamam. Ben geliyorum, hadi. Şehrinde deniz bile var. Biliyor musun? Denizde gemiler var, martılar var. Okulda öğretmen anlatmıştı. Babamın olduğu şehir İstanbul. Çok güzel bir yer. Babamı çok özledim. Ben de çok özledim. Nereye? İstanbul'a gidiyoruz. Babama gidiyoruz. Eşyalar? Ben onları hallettireceğim. Seni babamı söyleyeceğim, haberin olsun. Şşş, hadi gel anne. Allah Allah. İş bulduğumu söyleyince nasıl sevinecek be? Güzel olacak bu her şey. Sedat. Nalan, çağırır mısın? Ya şimdi çağırmasam daha iyi olur. Bilir bak, kalbini kırmak istemiyorum. Ben buraya rezillik çıkarmaya da gelmedim lütfen. Nalan, çağırır mısın? Hadi. Sedat. Nalan. Lütfen.
Durum garip bir hal aldı. Biz konuşamadık. O yüzden şu an konuşmaya geldim seninle. Sana kendimi anlatacağım. Sakin bir şekilde söz veriyorum. Ama ben dinlemek istemiyorum. Bak tatlı tatlı konuştuk, bitirdik. Bitti Sedat. Ne olur kabullen. Hadi ne olur köşke dön. Ya beni bir dinler misin sana? Sedat, Sedat lütfen. Lütfen. Bak. Bu gerçekten benim için hiç kolay değil. Böyle kolay bitemez. Lütfen. Ben sana bütün nedenini açıklayacağım. Hadi. Yapma. Zaten kolay olmadı. Sana kolay olduğunu kim söyledi? Tam tersi her şey gerçekten çok zor. Ama ne olur sen de artık daha fazla zorlaştırma. Rica ediyorum hadi dön. Nalan. Ne olur beni bırakma. Lütfen. Sedat bitti diyorum. Ya ben de böyle olsun istemedim. Gerçekten hiç böyle olsun istemezdim. Çok başka şeyler yaşayalım isterdim. Olmadı işte, beceremedim. Hı? Hadi gel, gidelim. Sedat uzatma, ne olur dön, ne olur git. Daha fazla zorlaştırma, rica ediyorum. Yapma, gel gidelim diyorum sana. Nalan. Nalan. Ne olur. Ben gerçekten Sedat. Çok pişmanım. Nalan ne olur gel eve gidelim. Bak gel konağımıza gidelim. Sedat. Ben sensiz yapamam diyorum. Sen gidersen ben mahvolurum diyorum sana. Ne olur gel. Sedat kap yapma. Rica ediyorum. Bak ben sana yalan söylemeyeceğim. Daha sana hiçbir şekilde yalan söylemeyeceğim. Ne olur yapma. Bize kıyma yapma ne olur. Niye böyle yapıyorsun? Biliyorum. Biliyorum sen de beni seviyorsun. Yapma böyle ya. Sedat bir kalkar mısın? Rica ediyorum. Kalk. Hayır ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben seni almadan hiçbir yere gitmiyorum. Seni götüreceğim diyorum sana. Yapma. Ne olur ya. Ne olur. Hadi ne olur diyorum sana. Nalan. Ne olur konağa gidelim. Hadi gel konağımıza gidelim. Tamam sen ne istiyorsan, nereye istiyorsan oraya gidelim. Yapma böyle ya. Ben çok kötüyüm diyorum Sedat. Sana ya. Tamam sana bir daha asla yalan söylemeyeceğim. Sözünden çıkmayacağım. Yemin ediyorum bak. Sedat. Abi. Nalan beni affeder ya. Ben biliyorum. Affeder. Ben onu konağa götüreceğim. Alacağım gideceğim diyorum sana. Hiçbir yere gitmiyorum. Onu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kalk git buradan artık lütfen. Nalan. Ne olur. Sedat hadi. İyi düşün. Bak güzel günlerimizi hatırla. Yapma böyle. Nalan. Hadi kıza eziyet etme. Hadi yap. Teşekkür ederim. Nalan. İyi geceler. Ne yapıyorsun be oğlum? Olmuyor abi. Yapamıyorum ben. Geçecek. Bu da geçecek merak etme. Hiçbir şey geçmeyecek abi. Geçmesi için beni benden kurtarman lazım. Ben böyle olduğum sürece hiçbir şey geçmeyecek. Hadi eve gidelim. Hadi bin. Hadi. Thank you.
Beter ol inşallah. Neyse ya, yarın söylermiş bulduğumu. Şimdi zaten yalnız kalacağım dedi. Hiç şey yapmayayım, yarın söylerim. Ne oldu ya? Ayakkabının altı delinmiş ulan. Tabana kuvvet ne yapacaksın? Hadi Tahsin. Bu İstanbul. Tamam gel, gel. Yolcular tamam mı? Sabret kızım. Gel. Kardeş hele bir bak. Baktım abla. Biz şimdi İstanbul'a gideceğiz. Hı. Ama bir tek 20 liramız var. Biz İstanbul'da insek, bir yakınımız gelse, sana parayı verse olur. Sence olur mu abla? Olmaz. Değil mi? Hadi abla. Çocukları da al git hadi bak. Hava soğuk. Yola çıkacağız, geç kaldık. Kurbanın olayım. Abla, hadi. Çok dardayım. Abla hadi. Hadi abla. Hayırdır Tahsin, bir sorun mu var? Mehmet abi 20 lirası var. 20 lirayla otobüse mi alacağız? Ne yapacağız ya? Tamam, telefonumu da veririm. Ne kadar ediyor bilmiyorum ama vallahi bir lira iki çayla kalmışım, İstanbul'a gitmem lazım. Kurban olayım. Hanımefendiye 11-12 numarayı ver. Mehmet abi başımız belaya girer. Biletli yolcular var yolda ya. Ne diyorsam onu yap oğlum, hadi. Anons yaptır, çıkıyoruz. Sağ olasın. Ben sana şu kartı çıkarayım, vereyim abi telefonu. Kalsın bacım. Yok, bedavaya binmem, vermem lazım. Yolda arayanın soranın olur. İstanbul'a inince verirsin. Bak çoluk çocuk üşümesin. Hadi bin gidelim bacım. Allah senden razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Şu anda bak yağmur yağıyor. Bütün sen yolcular olsun. Seni bekliyor. Gel annem. Tut elimi gel annem. Tahsin. Sağ olasın. Allah senden razı hadi. Olsun. Allah tuttuğunu altın hadi. Etsin. Gel kurban olayım, gel. Koş. Burası hala. Burası mı? Geç. Geç. Sen de geç kızım. Ya oraya ben oturacağım. Ya ben oturacağım. Ben oturacağım. Bir kere otursam ne olur? Ne canım Zeynep? Vallahi amcalar sizi götürür. Bacım bırak bana. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi anne. Gel ana kurban gel. Ya kucağıma gel. Gel anne. Anne. Ana, babam bizi görünce çok sevinecek değil mi? He ana kurban. Sevinecek tabii, kuş olup uçacak. Babam çömüyor mu? Uçuyor tabii ya. Bak biz kuş misali buradan İstanbul'a uçuyoruz anne. Ver anne. Bekle İstanbul, bekle. Türkan'ın kızları geliyor, bekle. Kapıları kapat, devam hadi çıkıyoruz. Kuşum. Çorbanı içseydim bari. Olmaz ama böyle. Olacak. Bir şekilde olacak. Vazgeçmek yok. Efendim Ece. Ay şahane haber bu. Tamam çok sevindim. Peki yarın sabah 9 zor da olsam yeter mi? Güzel. Yarın görüşürüz o zaman, bay bay. Ne diyor? Rafet Bey yarın sabah ona duruşma saati almayı başarmış. Yarın bitiyor bu iş. Hadi bakalım. Ne de afiyet olsun. Yarına tarihi vermişler. Yarına.
yarın saat 10'da bu iş bitiyormuş. Çok acelemiz varmış gibi. Yatacağız, kalkacağız. Hop. Boşanacağız. Yani demem o ki, yarından itibaren bu odada yalnızız. Sadece sizle ben kalacağız. Ya. Ben çocukken de öyleydim. Siz tanıyor musunuz Kaplumbağam İsmail'i? Hı? Onunla hep yalnızdım ben işte. Yalnızlık benim kaderim gibi bir şey olabilir. Yalnızlık ömrü boyu. Ama ben yarın boşanmayacağım. Ne olursa olsun boşanmayacağım. Göreceksiniz. Kolay mı ya öyle? İki insan birbirini bulmuş bu kadar. Kolay bulmuyor ki. Kolay bıraksın. Ha? Siz benim Nalan'la aramdaki en özel bağsınız. Göreceksiniz. Ben de Nalan'ı hiç bu kadar kolay bırakmayacağım. Kiminle konuşuyor böyle bir mır 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 ya? Bir dakika baba, bir dakika babacığım. Ya kiminle konuşuyor ya? Yani galiba kaplumbağalarla konuşuyor. İsmail'den falan bahsediyor. İsmail kim ya? Kaplumbağa. Kaplumbağa mı? Onun bir kaplumbağası vardı ya hani, adı İsmail. Ölmüştü. Ha çocuğum benim. Allah'ım ya. Ya Allah'ım sen bana akıl fikir ver yarabbim. Ya bu ne ya? Bu çocuk böyle kafayı çekip çekip kaplumbağalarla falan konuşuyor yani. Ya bunun bir an önce toparlanması lazım. Yarın mahkemesi var bunun ya. Ben bununla konuşayım. Hadi aşağı inin. Baba aşağı inin siz, ben konuşacağım. Hadi canım Neci. Biz de burada daha fazla durmayalım. Muzo konuşur. Her şeyi halleder. Sen de burada perişan oldun. Hadi gel. Hadi Rafet'ciğim. Gelmeyin. Kimseyi istemiyorum. Ya geldin madem, hadi içer misin? İçer misin sen de benimle? Hadi sen de içme artık hadi. İç bir yudum al ya. Acımı paylaşsana. Ne yapayım içmeyi? Burada böyle hayatımın mahvoluşunu falan mı izleyeyim? Ne yapayım? Gündüz böyle anlattınız benim neden bu hale geldiğimi. Neden böyle diye çok güzel saptadınız, ortaya koydunuz, rahatladınız, ortaya çıkardınız. Tamam. Ama demediniz ki yani nasıl yaşayacak, ne yapacak? O halde bunu söylemediniz, ben de kaldım burada böyle oturuyorum. Bak kalkmam bu adamla. Ne yapayım? Biliyor musun ben yarın boşanıyorum. Nalan da yok artık. Nalan'la hiçbir zaman olmadı Sedat. Bunu kabul et. Kabul et ki önümüze bakalım. Şunu da içme artık. Hiçbir işe yaramıyor. Tecrübeyle sabit. Ne yapayım peki? Sen söyle ne yapayım? Nalan'ı bu kadar severken. Evet hakim bey, ben boşanmak istiyorum. Ama diyeyim yani. Bunu mu yapayım? Böyle mi söyleyeyim?
Sedat, sen hiçbir zaman Nalan'ı sevmedin. Sen babamın gözüne girebilmek için Nalan'la evlendin. Sen hayatım boyunca hep Canan'a aşıktın. Ve ölene kadar da hep onu sevdin. Nalan senin için güvenceden başka hiçbir şey değildi. İyi bir evlat olmanın, basına harika Sedat'ı göstermenin bir anahtarıydı Nalan. Bunu da kabul et. Abi bak, başta öyleydi, tamam. Ama ben sonra gerçekten Nalan'ı çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Her şeyden, herkesten daha çok sevdim. Gerçekten. Sedat, sen en çok kendini sevdin. Gözü kendiyle kör olmuş biri etrafına ışık saçamaz. Sevgi, güven, huzur hiçbir şey veremez. Sen yani bitti diyorsun hiç. Bitti, boşu boşuna uğraşma mı diyorsun bana, ne diyorsun? Böyle mi söylüyorsun? Ne diyorsun şimdi? Ha? Bu mu yani? Ben sen kadar umutsuz değilim. Hatta bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Gözündeki perde kalkınca, bu evrende sadece Sedat Koroğlu'nun olmadığını anlayınca, dünyanın senin etrafında dönmediğini anlayınca, her şey değişecek. Bunu anlamın için elinden geleni yapacağım. Söz. Abi. Ya ne olur, beni kendimle bırakma. Ya ben kendimle kalınca yapamıyorum. Alev buradayım. Söz. Değil mi? Buradasın. Ben Nalan'ı bırakmayacağım. Onunla boşanmayacağım. Onsuz yapamam ben. Üniversitelere mimarlık bölümünden mezun, evet. Alanında en az 2 yıl deneyimli, Yurt içi ve yurt dışı şantiyelerimizde görev alabilecek. Hayır, şantiyeye gönderemem. Geç. Bak bu iyi gibi. Maaşı da iyi. Aşkım karşıda o. Olsun, ne olacak, gider gelirim. Köprü trafiği her gün. Ya ne olacak ya, giderim bir şekilde. Hayır, olmaz. Aa bak bu iyi. Hatta bu şirket öyle ilan da vermez ha normalde. Bir tane arkadaşım girdi buraya geçen sene. Böyle mülakatı zormuş ama şimdi dünyanın en mutlu mimarı. Sen biliyorsun hatta, yok mu Merve? Bizim Aslı'nın ki Merve mi? Hı hı. Merve buraya mı başladı? Hı. Güzel. Biz de bir CV yollayalım. Olur. Gerçi benim CV'm yok. Ya bu 2 dakikalık bir şey ya, ben hemen hazırlarım. Öyle gerçi. Ne yazacağız ki zaten CV'mi? Afiş nerede bu arada ya? Uyudu mu? Yok, içeri geçti. Sen bakın dur. Ben bir gidip bakayım kim ona. Tamam. Nalan sana emanet Hafize. Onu sahipsiz, öksüz bırakma. Kimsenin onu üzmesine, kandırmasına izin verme. Sana 2 gün veriyorum. Ne yap, ne et. O mektupları okumasını sağla. Gel. Hafiz. Nereye kayboldun? Uyudun sandım. Yok, uyumadım yavrum.
Niye burada böyle tek başına oturuyorsun? Ne bileyim, ilaçlarımı içmeye geldim. Öyle oturup kalmışım. Ne bileyim canım. Senin için de çok zor biliyorum. Bizim için endişeleniyorsun. Benim için korkuyorsun. Benim için üzülüyorsun, farkındayım. Ama inan her şey yoluna girecek Afiş. Ya sen benim yoldaşımsın. Biz seninle neler gördük, neler atlattık. Öyle değil mi? Bak bunları da atlatacağız, merak etme. Bak inan şimdiye kadar yaşadığımız her şeye değecek. Bunu da atlatacağız, hiç merak etme. Ama sen de artık biraz gül. Ne olur. Gül, sen mutlu ol ki ben de mutlu olayım. Bana güç ver. Böyle kalbini karartma. Tamam mı? Tamam kızım. Biz gülelim ki annem de güldüğümüz, mutlu olduğumuzu bilsin. O da mutlu olsun. Ben değil mi? Tamam mı? Tamam kızım. Bir de diyorum ki Afiş, acaba yarın gidip babamdan kalan şu eve mi baksak? Olur, gidelim. De, acaba diyorum sen mahalleyi, evi sever misin? Neyse, bir gidip bakalım. Aa, severim, niye sevmeyeyim? Ya bize ait bir ev, sen olacağım, ben olacağım, sevmez miyim hiç? Hadi kalk, iş ilanlarına bakacağız. Ben çıkmıyorum ya. Ya hadi Afiş, tamam. Hadi gel ya. Gel cancağızım, hadi. Hadi iş ilanlarına bakacağız. Bir bakacağız, sen de bir bak bakalım. Tamam. Konumu uygun muymuş bizim için, maaşı uygun muymuş? Yahu aç karnınıza niye çay içiyorsunuz ki yemekten önce, ha? Ya Gülcan, yemek yiyecek halimiz mi kaldı ya? Muzu ne yaptı acaba? İkna edebildi mi Sedat'ı? Ne diyorsun? Yani umarım eder. Yoksa yarın Nalan'ı zor bir gün bekle benden söylemesi. Yani bence bu deli, ben karımı çok seviyorum, asla boşanamam falan da diyebilir yani mahkemede. Ben size söyleyeyim. Der yani, beklenir Sedat'tan. Vallahi Rafet, bütün günler torbaya girmiş gibi sen de gittin yarına gün aldın duruşma için. Bir 4-5 ay bekleseydik ne olurdu sanki? Ya Gülcan, Nalan bizden bir ricada bulundu. Ben de yani onu yerine getirdim. Hadi ne olacaktık? Ya ne bileyim, şöyle bir 4-5 ay vaktimiz olsaydı bu çocuklar otururlardı, dertlerini konuşurlardı, bir hal çaresine bakılırdı. Ne bileyim, belki Nalan Sedat'ı affederdi. Hayat bu. Ay anneciğim, ne diyorsun ya? Yani nasıl affetsin, neresini affetsin? Ya Sedat'ın affedilecek bir yanı mı kaldı? Hakikaten ya. Ha diyelim affetti. Senin içine sinecek miydi? Ya gönlümüz razı gelecek miydi yani böyle saçma sapan bir evliliğe? Ben %100 katılıyorum sana. Yani Atalan Üsküdar'ı geçmiş bir kere. Bunlar anlaşacak yanları falan kalmamış. Yani hiç olmazsa kızı bir elimizin üstünde olduğunu hissettirelim. Hiç onun yanında olduğumuzu hissettirelim dedik canım. Ya Rafet, Allah'ını seversen ben... Ya Gülcan, lafı ağzıma tıkma ya. Ya bak ben bir şey anlatıyorum. Diyorum ki bak bu kız iyi niyetli bir kız. Bu evden ayrılırken en ufak bir talebi olmadı bizde. Bir çöp bile almadan çekti gitti kızcağız ya. Hakikaten ya. İnanılır gibi değil yani. Doğru diyorsun mu? Başkası olsa? Başkası olsa adamın donunu alırdı, donunu. Evet. Ya şunu bile yapardı yani. Şu rezaleti basına vereceğim diye tehdit eder. 7 ceddine yetecek kadar parası olurdu vallahi. Yani belli olmaz. Belki nafaka isteyebilir yani. Ay yok, bence onu da yapmayacak. Yok canım, ne nafakası Allah'ını seversen. Bir çöp almamış çöp çocuğu. Her şey orada duruyor. Ona, bütün ona düğünde taktığımız ne var ne yoksa, çantalar, ayakkabılar, hiçbir şey almamış. Bir tek annesinden ne getirdiyse onu götürmüş çocuğum, yazık. Nalan sadece mutlu olmak istedi. Sadece. Ben onu da bu evde bulamadım. Hayır, bir de şimdi düşününce Feride Hanım da annesi değilmiş zaten yani. Ya ne annesini görmüş, ne babasını tanımış. Sonra geldi böyle bir evliliğin içine düştü yani.
Vallahi içim acıyor yani. Bir de abuk subuk da davrandım ben zaman zaman. Çok kızıyorum kendime. Hiç olacak iş değil. Sen Feride Hanım'ın Nalan'ın anası olmadığını biliyor muydun? Yeni öğrenmiştim vallahi Rafet. Babasını tanımış mıydın? Ya ben nereden tanıyayım Rafet'ciğim? Kim bilir ne olur da Feride Hanım Nalan'ın babasına sırtını çevirdi. Hiçbir şey bilmiyoruz ki. Rahmetli dünlüğünüz Feride Hanım'ın kardeşiyim. Evet, adım Metin. Metin Karayel. Rahmetli Feride Hanım da sizden hiç söz etmedi bize. Benim ablamla onunla bir takım ailevi sorunlar vardı. Kendisi yıllar önce beni silmişti. O zaman Nalan daha yeni doğmuştu ve ben Almanya'ya taşınmak zorunda kalmıştım. Zaten bundan sonra da hatırlayacak halimiz kalmadı. Adamcağız herhalde çoktan vefat etmiştir. Muzo? Ne oldu yavrum? Ne diyor Sedat? Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi. Boşanmayacağım diyor. Hah, işte buyurun. Ben dedim. Ya ben gidip şunda bir konuşayım. Ya dur Rafet, Allah'ını seviyorsan. Gene ortalığı velveleye vermeyelim. Zaten çocuğun aklı başında değil. Ya benim aklıma hani Sedat'ı ikna edebilecek biri geldi ama. Cavit enişte mi? Yani hani Sedat onun söylediği her şeye çok kıymet veriyor. Yani biri ikna edebilirse o eder gibi geldi. Denemeye değer. Ne yapayım Rafet? Arayayım mı Cavit'i? Ara, ara. Yarın gelsin. Sedat'ı mahkemeye o götürsün bari. Hadi arayayım bakalım. Oh. Günaydın. Günaydın canım. Ne güzel olmuşsun. Ay, olmuş mu? Hı hı. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Kendimi hafif ve huzurlu hissediyorum. Birkaç saat sonra çok daha huzurlu ve çok daha hafiflemiş olacaksın. İnşallah. Yani canını sıkmak istemiyorum ama dünden beri de böyle içimi yiyor. Sedat bir sorun çıkarır mı diye. Yok. Hiçbir sorun çıkarmayacak. Merak etme. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Ondan sonra bir şeyler yiyelim. Öyle çıkalım olur mu? Siz gelmiyorsunuz. Niye? Hafif'te ikiniz evde kalın. Ben size çıkınca haber veririm. Uzo'ya da yazdım. Onlar da gelmeyecekler. Biz mümkünse bunu Sedat'la baş başa halledelim. Öyle kalabalıklar, tekrar vedalaşmalar falan hiçbiri olsun istemiyorum. Tamam, sen daha iyisin bilirsin. Hadi. Yavrum, bir duş mu alsaydın, bir ferahlardın, kendine gelirdin? Gerek yok. Zaten çok uzun sürmeyecek. Ben karımı seviyorum, boşanmayacağım deyip geleceğim yani. Ne gerek var ki? Nalan mesaj attı. Gelmemizi istemiyor. Bir vedaya daha gerek yokmuş. Ben ona veda etmeyeceğim. Haberi yok tabii. Sedat bak. Sen bak. Beni iyi dinleyin. Ben karımı gayet seviyorum. Ve ondan boşanmaya da hiç niyetim yok. Tamam? Kapatın artık konuyu. Sevmiyorum bu tarz şeyleri. Ay. Ha, Cavit gelmiş. Allah'ım inşallah şu Cavit'in söyleyecekleri bir işe yarar da şu iş doğru düzgün çözülür. Allah işini gücünü rast getirsin güzel kızım. İnşallah bizim. Bize hemen haber veriyorsun tamam mı? Mesaj çek, ara, telefon bekliyoruz. Tamam, haber vereceğim size. Hadi öpüyorum, bay bay. Dua edin benim için. Allah'a emanet ol güzel kızım.
Az kaldı Hayri az. Vallahi az kaldı, sabret biraz daha. Seni iyi gördüm. Yani iyiyim. Ben işte sağ ol. Sen iyi bir adamsın evlat. Öyle düşünen bir tek sen varsın enişte. Sağ ol. Kendinle kavga etmeyi hiçbir zaman bitirmedin. Tek derdin kendinsin. Vallahi bitecek gibi de görünmüyor. Ben olmadım enişte. Yani işin kötü tarafı hiç de olacak gibi görünmüyor. Hiçbir şeyin tek tarafı yoktu. Her karanlığın bir aydınlığı vardır. Her acının arkasında da ayna gibi sırla saklı bir gerçek vardır. Ben senin kalbindeki acının arkasında saklı olanı görüyorum. Ne peki enişte? Ne olabilir? Ben niye böyleyim? Sana şöyle dışarıdan bakınca dünya üzerinde kendini senin kadar seven hiç kimse yok zanneder insan. Bencil, ukala, kibirli. Daha doğrusu sadece kendini seven Sedat Koro. Aslında sen kendini sevmiyorsun. Sen kendinle kavga ediyorsun. Kendini sevmeyen de dünya üzerinde hiç kimseyi sevmez. Nalan'a kızma. Ona sarılmadın. Onun ellerinden tutmadın. Çünkü önce sen kendini sevmeyi öğrenmelisin. Öğrenmelisin ki karşındakinin kalbindeki aşkı canlandırmaz. Enişte. Nalan giderse ben biterim. Nalan gidecek, sen biteceksin. Hayatınız alt üst olacak. Şimdi söyle bana. Peki ne biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Peki kendini sevmek için, kendini bulmak için? Belki kendini daha iyi anlayabilmek için? Dünyanın başından aşağı yıkılması gerekiyordu. Peki aradığını o harabelerin içinde bulacaktı. Ne dersin? Denemeye değmez mi? Ha? Trafiğe dikkat et. Ece, nasılsın canım? Ay bekletmedim inşallah çok. Yok yok. Tamam. Mümkünse bu iş tek celsede bitsin istiyorum. Tamam, ben de öyle umut ediyorum. Bir de konuştuğumuz gibi herhangi maddi bir destek istemiyoruz. Herhangi bir ödeme kabul etmiyoruz. Tamam mı? Emin misin? Eminim canım. Eminim. Tamam. Gerçekten tek istediğim sessiz sedasız mutlu olabilmek. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Sen nasıl istersen. Merak etme. Pardon. Sedat Bey'le içeride bekleyelim mi? Hem üşümezsin ha? Olur. Gel, gelirler zaten biraz.
Hadi bakalım. Ben seni burada bekleyeceğim. Tamam işte. Sedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizi ben temsil edeceğim. İsmim Özgür. Güzel, Özgür Bey. İçeride çok işimiz var. Hazır mısın? Rafet Bey bugünkü duruşmada boşanma kararı alınması talimatını verdi. Bakalım. Kısmet. Hakkımızda hayırlısı. Buyurun gidelim. Geç kalmazlar aşağıya. Heyecanlısı. Gelecekler biraz sonra merak etme. Merhabalar. İyi görünüyorsun. İyiyim. Hazır mısın? Sen? Ben hep hazırım. Biz sizinle biraz konuşabilir miyiz? Sedat Koroğlu ile Nalan Koroğlu değil mi onlar? Abi onlar da. Ne işleri var burada? Allah Allah. Vallahi ben de bilmiyorum. Evdekileri de özellikle gelmeyin dedim ki burada bir tantana olmasın diye. İyi yapmışsın. Evet hazırsanız salona geçelim. Buyurun. Sen koş yukarı. Öğrenmeye çalışalım neden geldiklerini. Ben de bizim magazin servisini ararım. Tamam. Ana, sen sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum? Ana kurban, sevindim. Çok sevindim. Hadi babanız sizi görecek ben. Sizi bir düzelteyim. Nalan iyi misin? Ne oldu? Çok merak ettim. Alo Nalan. Ne oldu mahkeme? Ne sonuç çıktı? Bitti. Bitti mi? İyi, bitti. Sedat bir şey söyledi mi? İtiraz falan ettin peki? Bitti işte, ayrıldık. Vallahi çok sevindim. Senin adına o kadar çok sevindim ki Nalan, yemin ederim. Bak gör, bundan sonra her şey konuştuğumuz gibi güzel olacak. Artık özgürsün de zaten. Yeni bir hayat kuracaksın. Beraberce çok mutlu olacağız. Söz veriyorum bak, söz veriyorum. Seni çok mutlu edeceğim. Bir şey söylemeyecek misin? İnşallah. İnşallah öyle değilim. Şey diyeceğim Nalan, bunu bugün kutlayalım mı? Ha? Bak kızma, ben bayağıdır bunu bekliyordum yani böyle olunca. Benim için en azından. Bunu sonra konuşsak olur mu?
Tamam, tamam. Ne zaman istersen konuşalım. Ne zaman ne söylersen öyle yapalım. Sen artık ne söylersen olsun. Ben şimdi Bildur'a geçiyorum. Sonra konuşur haberleşiriz. Olur mu? Alo. Alo Haydi, geliyor musun?